Atıf uzun zamandan beri takmıştı Sermet'le Erol'a. Yani Sermet Bey bizimle ilişkisinden dolayı elini sürmez zannetmiyorum. Ama o Erol var ya, ondan her şey beklenir. Ya dur öyle, hemen en kötüsünü düşünme. Birkaç saat oldu daha. Belki telefonunu bırakıp inip gitti. Diyeceğim de niye insin, değil mi? Bugün Atıf da bana geldi. Çok ilginç şeyler anlattı. Ne gibi? Narin'le Fırat hakkında. Ya bırak. Numara yapma, sen de biliyormuşsun. Sana da söylemiş o ikisi arasındaki bütün engelleri kaldırmak istediğini. Ama tabii ki sen bana bir şey söylemedin. Tipik sen. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ya beni ve kardeşimi ilgilendiren bu kadar önemli bir konu hakkında bana nasıl bir şey söylemezsin? Yazık. Bir de seninle aile kurmalara falan kalktık değil mi biz? Ya sen burnunun ucunu göremiyorsan ben ne yapayım? He? Sana gelip söyleseydim Irmak'a gıcıklığından söylüyorsun diyecektin. Yalan mı? Fırat terk edip çekip gitsin istiyorum diye evi başıma yıkacaktın. Bırak be. Konuştun mu bari Narin'le bu konuda? Hayır. Hesap sormaya geldim ama Fırat da buradaydı. Sonra aceleyle çıktılar Şadiye'yle ilgilenmek için. İyi canım, ne yapalım? Sen de dönünce hesap sorarsın. Ne diyeceksin Narin'e? Ha? Bana bak, acı çekmeye devam et. Çünkü ben Irmak'ın Fırat'la kopmasını istemiyorum. Böyle mi diyeceksin? Fırat'a da nefret ettiğin halde o iğrenç kardeşimle evleneceksin. Maazallah, karı üstüme başıma kalır. Böyle mi konuşacaksın? Sen daha Narin'in sana olan bağlılığını sömürmeye, duygusal şantajlar yapmaya devam et. Gerizekalı! Gerizekalı! Kardeşim o benim. Ben onun mutsuz olmasını niye isteyeyim ha? Bak, bu kadar aşık oldu adamı. Bıraktı gitti. Niye? O ikisi yüzünden. Anladı çünkü. İş falan da bahane. Belki yapabileceği kötülükler tükenmiştir. Olamaz mı? Ya da Fırat yeter artık deyip dehledi hayatından. Olamaz mı? Çocuk da mutlu olmak istiyor sonuçta. O ikisi benim arkamdan iş çevirdi. Narin aylarca sakladı önceden tanıştığını onunla. Niye? Çünkü eski sevgilisiyle rahat rahat kırıştırmak için, ama başardı. Başardı, bak sonunda ayırdı Irmak'tan onu. Başardı. Ya sen gerçekten bönsün Deniz. Senle Irmak'ı üzmemek için, aklınıza kötü bir şey gelmesin diye. Sırf ikinizin ilişkisi zedelenmesin diye sakladı kız tanıştıklarını. O salak Irmak'la Fırat'ın ilişkisi bozulmasın diye Atıf'la çıkıyor numarası bile yaptılar. Bütün kötülüklerine katlandı be kızın. Yuh be, şu ettiğin laflara bak. Senin de Irmak'tan hiçbir farkın yok. Narin yüzünden kız kardeşimin mutsuz olmasını ben istemiyorum. O ikisinin birlikte olmasını istemiyorum. Tamam. Haklısın. Kardeşimin daha da keçileri kaçırmasını istemiyorum yani. Bunun neresi bencillik? Ha, düşün bakalım neresi bencillik. Ama yok, sen düşünme yetini çoktan kaybettin. Bütün buna sebep olanlar da o kardeşinin pislikleri. Şuna bak, hayatını mahvetti. Bizim ilişkimiz bitti Deniz ama sen hala... Selamünaleyküm. Yakışıyor musun gibi medeni insanlara başkasının evinde kavga etmek? Gidin kendi evinize. Hoş geldiniz Sermet Bey. Hoş geldiniz. Herkes gergin haliyle. Narin gelmedi mi daha? Gelmedi. Sizin de olaylardan haberiniz var herhalde. Şadiye'nin adı bir cinayete karışmış. Ne? Adı mı karışmış? Evet. Suçsuz yani. Ya bırakın Allah aşkına Sermet Bey. O kızdan her şey beklenir. Deniz Hanım, ben Şadiye'yi çocukluğundan beri tanırım. Tamam, sizi gıcık ediyor olabilir. Ama Şadiye ablasının kankasının manitasına göz dikecek kız değildir. Ne de adam öldürecek kız. Ha, oradan bakınca öyle görünüyor. Evet. Yanında mıydınız? Ya bırakın kız fahişe. Aa, mesleki şeyler olmuş olabilir. İtiş kakış olmuştur, bir şey olmuştur. Sonuçta o karanlık dünyanın karanlık bir şeysi değil mi? Allah Allah. Ya Narin gelince beni ararsın, tamam mı? Ben gidiyorum. Otursana kardeş, sohbet ediyorduk. Yok canım, siz işte bekleyin beraber. Hava da bu akşam esiyor. Ama ben de tam zamanında geldim ha. Kavga böyle spor gibidir, insanın yaptıkça yapası gelir. Çay mı demlesek? Demlesek. Ben yapayım. Ha. Bu arada biz Can'la ayrıldık. Yani Şadi ona göz koymuş mu koymamış mı beni şu kadarcık bile ilgilendirmiyor. Alsın ayrını görsün. Bana ne? İsabet olmuş vallahi. Yanına hiç yakışmıyor uçulsuz. Boşça çıkarılar gibi konuşma lan.
Sana ne? Sana ne yakışmış mı yakışmamış mı? Sana ne? Nerede kaldı bunlar? Bir arasam mı acaba? Yok yani, gelmeyeceklerse ben evime gideyim. Atıp Birsel de onların yanında mı? Hayır. Fırat Kazan onların yanında. O zaman Irmak Hanım da orada herhalde, değil mi? Hayır. Irmak Hanım İsviçre'ye gitti. Allah Allah, niye? Efendim, şirketle ilgili bir sorun varmış. Onun için. Belki buradakini kapatacaklarmış ondan. Düğün ne olacak? Fırat ne olacak? Düğünle falan uğraşacak halim yok dedi. İşim, kariyerim daha önemli dedi, gitti. Neler olmuş, benim hiç haberim yok. Ya. Yani şeyden dolayı, yani Fırat tabii üzülmüştür bu duruma haliyle, değil mi? Yani çocuk Allah vere bir ince hastalığa falan yakalanmasa. Çok üzüldü ya. Çok üzüldü yani. Şu anda ne yapacağını bilemez halde. Arkadaş, bütün ayarlar şaştı yine. Fırat bekar mı kalacak şimdi? Saplantılı gerizekalı. Aklını oynatın haline Fırat serbest kaldı diye. Sen daha çok oynatacaksın aklını Sermet Bey. Çok. Çok pis bakıyor kadın ya. Ya Allah vermeye bu beni narinden falan mı kıskanıyor, anlamadım ki arkadaş. Takıldın mı bana yoksa bu numara mı çekiyor? Safız arkadaş biz. Karı kız işlerinde zayıf kaldık şimdi, doğruya doğru. Gel de çöz bunların kafasını. Tabii haliyle gerginsiniz. Yani çünkü tabii... Yani Şadiye de sizin bir kardeşiniz sayılır, değil mi? O yüzden tabii insan üzülüyor. Değil mi? Üzülmez mi? Şadiye nasıl? Bilmiyorum. Muhtemelen tutuklanacak yarın sabah mahkemeye çıkınca. Merak etme, bir şey olmayacak. Adamı araştırdım. Adam çıngıraklı bela. Şadiye gelene kadar zaten 1000 tane alacaklısı var. Ah ben abi. Ne oluyor böyle ya? Bilmiyorum Deniz ya. Vallahi bilmiyorum artık, çok yoruldum. Ben yapmadım diyor, iftira diyor, tuzak diyor, anlamadım. Ben gideyim yatayım hadi bir 5 dakika. Siz yiyin onları, kusura bakmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.